information about themselves and their own bodies that can... Hastaneye kan vermeye gittiyseniz ne kadar büyük bir dert olduğunu bilirsiniz. Birçok kişi için acı verici olan bir iğneyle şişeler dolusu kan alınır. Birçok insan bu sırada başının döndüğünü hisseder ve hatta bayılır. Üstelik birçok durumda kanın alındığı iğne, şişeler, o şişelerin içinde kanı stabilize edecek kimyasallar ve kanınızın gönderildiği laboratuvarlardaki cihazlar standartize edilmemiştir. Kanınızı o laboratuvarlara götürmek zaman alır. Laboratuvarlarda her test için ayrı, kocaman ve pahalı makineler kullanılır. Her basamağı sancılı olan bir süreç yani. Tüm bunlardan kurtulsak ve tıpkı diyabet testlerinde olduğu gibi bir parmak deliciyle birkaç damla kan alsak, sonra bunu evlerimizde bile bulundurabileceğimiz ufak ve ucuz bir makineye soksak, bir seferde kanserden ilaç seviyelerine, hormonlarımızdan kolesterol düzeyimize ve hastalıklara kadar her şeyi test etsek olmaz mı? Hatta internet üzerinden bu sonuçları anında bir uzmana da gönderebiliriz ve böylece sonuçlarımız belki günler ve haftalar içinde değil de sadece birkaç saat içinde değerlendirilebilir. Müthiş olmaz mıydı? İşte 19 yaşında Stanford Üniversitesi'nden ayrılarak 2003 yılında Silikon Vadisi'nde yeni bir girişime imza atan Elizabeth Holmes'un dünyaya vaadi tam olarak buydu. Theranos. Bu firma kan testi endüstrisini baştan yazacak, antibiyotiklerden sonra insanlığın en büyük icadı olacaktı. Bunun yerine Theranos, insanlık tarihinin en büyük sahtekarlığı ve Silikon Vadisi'nin en büyük hatası oldu. Bu son zamanların en ürpertici sahtekarlarından Elizabeth Holmes'un kan donduran hikayesi. ...1984 yılında birçok siyasi lider ve girişimciyle bağlantısı olan Holmes ailesine doğan Elizabeth... ...daha lise sıralarında bilgisayar programlamaya ilgi duymaya başladı. Aslında derslere ilgisi ve notları pek de dikkate değer değildi. Ama ailesi onun da zengin olabilmesini sağlayabilmek adına çok erken yaşlarda onu şartlandırmaya başlamıştı. Elizabeth'in prestijli bir okula gitmesi gerektiğini biliyorlardı. Ama notları buna el vermeyecek gibiydi. Bu nedenle arka kapı olarak bilinen ve sadece zenginlere açık olan bir yolu kullanabilmek için onu Çince öğrenmeye yönlendirdiler. Hatta Holmes ilk parasını Çinli firmalara C++ derleyicileri satarak kazandı. Ama Elizabeth Çince öğrenmeyi istemiyordu. Hatta zorla Çin'e gönderildiğinde insanların pis kokulu, yemeklerin berbat olduğunu söyleyerek çok kez ailesini aradı ve geri dönmek istedi. Ama bir kez şartlandırılmıştı. Başarılı ve zengin olmak zorundaydı. Gerçekten de 2002 yılında Stanford Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne giren Elizabeth artık milyarder olmayı kafasına koymuştu. 2003 yılında Asya'ya yaptığı bir gezi sırasında SARS salgınına tanıklık etti ve kendisini milyarlara ulaştıracak şeyin dünyayı değiştirecek bir sağlık teknolojisi olabileceğini düşündü. Elizabeth bir milyarder olana kadar asla durmayacak, engel tanımayacaktı. Asya'dan döndükten sonra Elizabeth 5 gün boyunca neredeyse hiç uyumadan bir patent fikri üzerinde çalıştı. Tek bir kan damlasıyla bir insanın eksiksiz bir sağlık profilini çıkarabilecek bir cihaz üretecekti. Bu cihaz sonradan oldukça ironik bir şekilde Edison isimli ufak siyah bir kutuya dönüştü. Cihaza Edison ismini verme nedeni kendisinin de Thomas Edison gibi başarılı bir ürüne ulaşana kadar binlerce kez deneyip her seferinde başarısız olmasıydı. Edison'ın dediğini bilirsiniz. Ben başarısız olmadım. Sadece 10 bin farklı çalışmayan yol buldum. Ama söz konusu Elizabeth'in hayali olduğunda bu havalı tutumda ufak bir sorun vardı. Onun bulduğu 10 bin birinci yolda çalışmıyordu. Aslına bakarsanız çalışamazdı da. Bunu herhangi bir mühendise veya lab teknisyenine sorsa ona söylerlerdi. Bir insanın sağlık belirteçlerini tespit eden cihazlar bizden alınan kanı farklı şekillerde kullanıyorlar. Mesela bir kısmı kanı bir kan hücresinden azıcık geniş olacak biçimde yerleştirilmiş, yüklü iki elektrot arasından geçirip her bir kan hücresinin geçişi sırasında elektrotlarda meydana gelen impedans değişimine bakarak kan hücrelerimizi sayıyor. Kimi testte kana bazı kimyasallar karıştırılıyor ve kanın nasıl değiştiği inceleniyor. Bazı testlerde sentrifüj yoluyla kan farklı bileşenlere ayrılıyor. Yani her bir test anlamlı bir sonuç verebilmek için bir miktar kana
ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle ne kadar çok sayıda test yapılacaksa, o testlerin ihtiyaç duyduğu minimum kan miktarına göre sizden o kadar tüp kan alınıyor. Yoksa doktorlar gerekenden fazla miktarda kanınızla ilgilenmiyorlar. Aslında spesifik bir testin ihtiyaç duyduğu kan miktarını azaltmaya çalışan girişimler zaten var. Ancak şu ana kadar bir teste değil de öyle onlarca teste birden kan miktarını azaltabilen bir teknoloji geliştirilemedi. Ama işte Holmes bir tek boynuzlu at peşindeydi. Yatırımcılarına bir veya birkaç damla kanla yüzlerce, hatta bir noktada binden fazla testin yapılabileceği hayalini satıyordu. İkincisi, kanı test eden cihazların bazılarının kocaman olmasının da bazı mühendislik nedenleri var. Mesela bazı testler aşırı hassas. Bu nedenle civardaki cihazların elektromanyetik alanından etkilenmediğinden emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden de sensörler etrafında ciddi bir yalıtım ve kimi zaman geniş bir mesafe olması gerekebiliyor. Siz bunları görmezden gelir. Her türlü test cihazının temel parçalarını üst üste, alt alta, yan yana yığarsanız cihazlarınız birbiriyle etkileşir ve hatalı sonuçlar elde edersiniz. Edison gerçek olamayacak kadar küçük bir cihazdı ve gerçek değildi de. Ama bu ufak detay Elizabeth Holmes için tamamen önemsizdi. Önemli olan dünyaya hükmetmesini sağlayacak o yolda emin adımlarla ilerlemekti. Theranos'tan kovulan veya etik endişeler gerekçesiyle nihayetinde ayrılan çalışanlar, laboratuvarlardaki Edison cihazlarının hiçbir şekilde çalışmadığını söylüyorlar. Mesela bazı testler sırasında cihazın parçalarının kopup düştüğünü, çoğu zamansa testlerin arızalar nedeniyle tamamlanamadığını anlatıyorlar. Gerçekten de sonradan anlaşıldığı üzere Theranos, hastalarından aldığı kanların sadece %10'unu kendi cihazlarında test edebiliyordu. Geri kalan hepsini Siemens falan gibi hali hazırda endüstride kullanılan büyük cihazlarda test edip kendi cihazlarında test ediyormuş gibi davranıyorlardı. Zaten bu Elizabeth'in ana metoduydu. Mış gibi yapmak. Sanki kendi ürünleriyle çalışıyormuş gibi gözüken laboratuvarlar inşa ettiler. Sanki çalışan bir ürünleri varmış gibi yatırımcıları kandırdılar. Sanki doğru sonuçlar veriyormuş gibi hastaların bir kısmına Edison ile ölçülmüş hatalı sonuçları vermekten geri durmadılar. Hastaların haklarını yıllarca hiçe saydılar. O zaman Theranos nasıl bu kadar başarılı olabildi diye sorabilirsiniz. İşin sırrı usta bir manipülatör olan Elizabeth Holmes'da ve onun kötüye kullandığı insani zaaflarda bitiyor. Mesela Holmes'un manipüle ederek kandırdığı ilk kişi bir Hindistan gezisi sırasında tanıştığı Pakistan göçmeni olan Ramesh Balvani. Elizabeth'le tanıştığında 37 yaşında olan Sunny lakaplı Balvani, 1999'daki internet balonu sırasında 40 milyon dolar kadar bir kar etmiş bir yatırımcıydı. O zamanlar sadece 18 yaşında olan ve çevresindekiler tarafından fazlasıyla çekici bir kadın olarak tanımlanan Elizabeth Holmes'un kendisine ilgi göstermesinden etkilenmiş olacak ki bir süre sonra ikili sevgili oldular. Sunny birkaç sene sonra Theranos'a başkan olarak katıldı ve firmanın gündelik operasyonlarını yönetmeye başladı. Yalnız tuhaf bir şey var. Onun da hiçbir tıbbi eğitimi veya biyomedikal geçmişi yoktu. Balvani daha önceden Microsoft falan gibi firmalarda çalışmış bir yazılımcıydı. Zaten Holmes'un taktiği işte bu. Aslen biyomedikal alanında hiçbir deneyimi olmayan zengin ve güçlü kişileri zekası ve ikna edici yalanlarıyla manipüle ederek etrafında topluyor, böylece kendine meşruiyet kazandırıyordu. Mesela bir noktada Theranos'un yönetim kurulunda eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, eski Savunma Bakanı William Perry, eski senatörlerden Sam Nunn ve William Frist, Wells Fargo Bankası'nın eski CEO'su Richard Kovacevic, eski Deniz Kuvvetleri Amirali Gary Rushed, bir mühendislik ve inşaat firması olan Bechtel Grubun eski başkanı Riley Bechtel ve ABD Deniz Komandoları eski generali James Mattis vardı. Sanırsınız parmaktan değil de başka bir yerden kan almaya geliyorlar. Şaka bir yana, dediğim gibi Elizabeth Holmes sağlık sektöründe bir devrimi falan umursamıyordu. Bu isimler onun kalkanı ve silahlarıydı. Tüm dünyaya kendini ispatlayacak göstermelik isimlerdi. Holmes bu güçlü erkekleri parmağında oynatarak dünyayı fethedecek bir zengin olmak istiyordu. Gerçekten de bütün ömrü buna adanmış haldeydi. Holmes erkeklerin dünyasında oynadığını biliyordu ve buna göre davranıyordu. İdolü olarak Apple'ın kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'ı belirlemişti. Onun gibi boğazlı siyah kazaklar giyiyordu. Onun verdiği pozları taklit ederek fotoğraflar çektiriyordu. Henüz çok popüler değilken kendini nihayet sağlık sektörünün Steve Jobs'u olarak niteleyen bir yerel gazete küpürünü kesip saklamıştı. Steve Jobs gibi korumalarla geziyordu. Apple ile çalışıyordu.
çalışan reklam ajanslarıyla çalışıyordu. Edison cihazını sağlık sektörünün iPod'u diyerek övüyordu. Orijinal iPhone tasarım ekibinde olan Anna Ariola, Justin Maxwell ve Adam Vollmer gibi eski Apple çalışanlarını işe alıyordu. Ve Theranos çalışanlarının söylediğine göre Elizabeth Holmes, insanları kendine daha rahat inandırabilmek için sesini kalınlaştırarak bariton bir sesle konuşuyordu. Böylece daha otoriter olduğuna ve söz geçirebileceğine inanıyordu. Hatta yeterince ünlü olmadan önce katıldığı bir podcast'te birkaç saniyeliğine gerçek sesini duyabiliyoruz. Ama sonrasında hatasını fark edip hemen kalınlaştırıveriyor. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs and development or whatever aspects we may be applying our technology to. But no, it hasn't. Well, if I use traditional words. Ama ne olursa olsun Holmes, söylediği yalanlar ve kandırdığı insanlar sayesinde istediğine çok yaklaştı. Bir noktada Edison cihazını daha da ileri götürecek Minilab diye hayali bir diğer kan testi makinesini pazarlayarak doğru düzgün tek bir ürün bile üretememiş olmasına rağmen firmasını 9-10 milyar civarında bir değerlenmeye ulaştırmayı başardı. Bu, çalışan tek bir ürün olmaksızın o dönem Airbnb veya Uber'dan daha değerli bir firma demekti. Ve aynı zamanda bu, firmanın %50'sinden fazlasını kontrol eden Elizabeth Holmes'un 4,5 milyar dolarlık varlık ile insanlık tarihinde kendi çabasıyla zengin olan en zengin kadın olması demekti. Holmes nihayet zirveye ulaşmıştı ve bundan sonra tek yapması gereken yalanı sürdürmekti. Ama bu o kadar kolay değil. Tüm alımlı havasına rağmen Elizabeth, hem firma içinde hem de dışında kendisini ve becerilerini sorgulayanlarla yüzleşmek zorunda kalıyordu ve eleştiriye hiç tahammülü yoktu. Zaten bu noktaya kadar kendisini ve etik anlayışını sorgulayan birçok kişiyi kovmuştu. Herkes ondan ve Sunny'den korkuyordu. Laboratuvarlardaki ekipler birbirleriyle konuşmaya bile cesaret edemiyorlardı. Halbuki sorguladıkları şey hastalara yanlış sonuçlar aldıklarında neden bilgi verilmediydi. Çünkü Theranos'un cihazlarında yapılan testler çok az miktarda kan kullandığı ve çalışmayan bir teknolojiye dayandığı için her türlü sonucu verebiliyordu. İki test arasında tutarlılık bulmak mümkün değildi. Hatta çalışanlar sonuçları bozuk para atmaktan farksız buluyorlardı. Halbuki doktorlar bu testlerin sonuçlarına göre hastaların ilaçlarını değiştiriyor, yeni tedavilere geçiş yapıyorlardı. Mesela Theranos'un sonuçlarına güvenerek ilacı değiştirilen bir adam bir ay sonra kalp krizi geçirdi. Çünkü Theranos'tan gelen veriler iyileştiğini göstermişti. Bu hastalara bilgi vermek bir yana dursun, Elizabeth doğru olmadığı düşünülen sonuçları silerek cihaz başarısını yüksek göstermek gibi etik dışı şeyler istiyordu. İşte Elizabeth'i sorguladığı için kovulanlardan biri her şeyi değiştirecekti. Tyler Schultz, Elizabeth'in kurduğu süs yönetim kurulu üyelerinden biri olan eski Dışişleri Bakanı George Schultz'un torunuydu. Etik ihlallerine dayanamayan Tyler, bir süre sonra istifa edip dedesine şikayetlerini aktardı. Akıl almaz bir şekilde dedesi, torunundan ziyade Elizabeth Holmes'u destekledi. Umursanmadığını fark eden Tyler, daha fazla dayanamayarak sahte bir isim kullanarak bildiklerini Wall Street Journal gazetesinde bir araştırmacı yazar olan John Carreyrou'ya anlattı. Carreyrou, muhbirin anlattıklarının müthiş bir haber değeri olduğunu biliyordu. Çünkü işin içinde hem milyarlarca dolarlık bir firma vardı, hem de öyle Facebook, Twitter gibi hata yapılsa sadece birkaç kişinin keyfini kaçıracak bir servis kesintisi olacak bir durum değildi. Elizabeth Holmes ve firması Theranos, insanların sağlıklarıyla oynuyordu. Burada Carreyrou'nun yüzleştiği ufak bir sorun vardı. Wall Street Journal'ın sahibi Robert Murdoch, Walmart süpermarket zincirinin sahibi Walton ailesinin 150 milyon dolarlık yatırımından sonra 121 milyon dolarla Theranos'un en büyük yatırımcısıydı. Gazetecinin Theranos hakkında bir araştırma yaptığı nihayet Theranos'a ulaştığında Elizabeth Holmes köpürdü ve durumu Murdoch'a taşıdı. Ama Murdoch hayati bir karar vererek Wall Street Journal'ın editörlerine güvendiğini, gerçek her neyse ortaya çıkaracaklarına hiçbir kuşkusu olmadığını söyledi ve kendi gazetesinin kendi yatırımı olan firmayı soruşturmasına izin verdi. Ve gazeteci John Carreyrou araştırmalarını tamamladıktan sonra iki köşe yazısı ve nihayetinde Kötü Kan adında bir kitap yayınlayarak öğrendiklerini halka ve yöneticilere arz etti. O noktadan sonra Theranos'un kıyameti başlayacaktı. Elbette Elizabeth Holmes hemen ertesi gün televizyonlara çıkarak kendisini ve firmasını savundu. Dünyayı değiştirmeye çalıştığınızda bu olur. Önce size gülerler,
derler, sonra size deli derler, sonra bir bakmışsınız dünyayı değiştirmişsiniz gibi şeyler söyledi. Ama bu laflar artık eski gücünde değildi. Hem Amerikan Gıda ve İlaç Başkanlığı, hem Adalet Bakanlığı, hem de Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu Theranos hakkında incelemeler başlattı ve laboratuvarlarına sürpriz denetçiler gönderdi. Yapılan soruşturmalar sonucunda Theranos'un tüm yalanları bir bir dökülmeye başladı. Mesela bir noktada Amerikan Başkanı Joe Biden da Theranos'u ziyaret etmişti ve gördüklerinden çok etkilenmiş, firmayı övmüştü. Ama görünen o ki firma sırf başkan gelecek diye sıfırdan bir laboratuvar kurup ona aslında tamamen sahte olan cihazlar göstermişlerdi. Dedim ya, mış gibi yapmak Elizabeth'in en iyi bildiği şeydi. Elizabeth Holmes kendini meşhur eden ve Fortune dergisinin kapağından verilen röportajında firmanın taşınabilir test cihazlarının aynı anda 200'den fazla test yapabildiğini ve bunu 1000 teste çıkarmak üzere olduklarını, Amerikan ordusu tarafından cihazlarının savaş alanlarında ve helikopterlerde kullanıldığını söylemişti. Yatırımcıları bu iddia ile çekmişti. Ama bunların hepsi tamamen yalandı. Edison en fazla 12 kadar testi yapabiliyordu ki bu bir firmayı 10 milyar dolar değere çıkaracak bir başarı değildi. Firmanın yalanları ta 2006 yılına kadar gidiyordu. O yıllarda İsviçre'de sunulan bir prototip sadece yatırımcıları ikna edecek düzeyde çalışabilecek biçimde tasarlanmıştı ve gerçekte düzenli olarak çalışan hiçbir ürün üretilememişti. Ki bu da Steve Jobs'dan alınan bir taktikti. Ama Jobs satış gününe kadar öyle veya böyle ürünü hazır hale getirmesini biliyordu. Elizabeth Holmes'un ise böyle bir yeteneği yoktu. Aslında bilim insanları Theranos'un yalanlarına dikkat çekmeye çalışmıştı. 2015 yılında Stanford Üniversitesi'nden tıp profesörü John Ioannidis, Amerikan Tıp Derneği dergisinde Elizabeth Holmes'un bugüne kadar Edison gibi aletlerin çalıştığına dair hiçbir veri sunmadığına dikkat çekmiş, yatırımcıları uyarmıştı. Bunu duyan Holmes, Ioannidis'e ulaşıp makalesini geri çekmesini istedi. Profesör umursamadı. Ondan birkaç ay sonra JAMA'daki bir makalesinde klinik biyokimyager Dr. Eleftherios Diamandis de Theranos'un dayanaksız hayaller sattığı konusunda uyarıda bulundu. Ama dinleyen olmadı. Yapılan incelemeler firmanın 2013-2016 yılları arasında 175 binden fazla hasta için yaptığı 1,5 milyon test sonucunda 7.8 milyon sonuç ürettiğini gösterdi. Bu testlerin %10 kadarı Edison cihazıyla yapılmıştı ve bunların hepsi iptal edildi veya düzeltilmek zorunda kalındı. Zaten geri kalan %90'ının çoğu da geleneksel cihazlarla yapılmış testlerdi. Dolayısıyla sonuçları doğruydu. Ancak firmanın verdiği gerçek hasara asla ulaşılamadı. Çünkü Theranos hasta veri tabanına erişmelerini sağlayacak şifreleme anahtarlarını silmiş, delilleri yok etmişti. Ama bir incelemeye göre Edison her iki testten birinde, bir diğer incelemeye göre ise vakaların %14'ünde hata yapıyordu. Bu endüstri standardı olarak görülen %1'in altındaki hata payının en iyi ihtimalle 20 katı, bir ihtimalle ise 100 katı kötüydü. Anlayacağınız, bir insanın tatmin edilemez hırsı nedeniyle yüz binlerce hasta panik ve korkuya sürüklendi. Tüm bunların açığa çıkması üzerine Theranos laboratuvarları kapatıldı ve Elizabeth Holmes ve eski sevgilisi Ramesh Balvani hakkında yıllara yayılmış sahtecilik, elektronik dolandırıcılık, kanıtları yok etme ve yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verme gibi nedenlerle her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ve yüz binlerce dolar para cezasıyla yargılandılar. Elizabeth Holmes 3 Ocak 2022'de jüri tarafından birden fazla suç nedeniyle suçlu bulundu ve şimdilik 500 bin dolar varlık bir kefaletle serbest bırakılmış halde. Eylül 2022'de cezası açıklanacak. Bu görebileceğiniz gibi gerçekten sıra dışı bir hikaye ve alınması gereken çok fazla sayıda ders var. Her şeyden önce Silikon Vadisi, teknoloji fanatiklerinin sunduğu gibi bir hayal dünyası değil. Gencecik insanların bir rekabet makinesine dönüştürüldükleri, sadece ün ve para hırsıyla her türlü yalanı ve sahtekarlığı yapmaya programlandıkları müthiş toksik bir kültür. Ve bu sahtekarlıklar gerçek girişimcilere de akıl almaz zararlar veriyor. Çünkü daha şimdiden Theranos'a benzer girişimlerin, belki gerçekten başarılı olabilecek girişimlerin yatırım oranları çakılmış halde. Belki de biyomedikal sektörü sırf bir kişinin hırsı nedeniyle yıllarca tökezlemek zorunda kalacak. İnsanlık olarak müthiş bir potansiyele sahibiz. Ama hem bu tür olaylar hem de Facebook gibi firmaların skandallarını düşünecek olursanız inovasyon kültürümüzü gözden geçirmemiz gerektiği aşikar. İkincisi, dünya
genelinde adalet sistemi halen eyleyicilerden hesap sorma konusunda berbat. Evet, Elizabeth Holmes muhtemelen son zamanlarda gördüğümüz en sıra dışı dolandırıcılardan biri. Bu açık. Hatta birçok kişiye göre sergilediği davranışlar sosyopati ve narsisizm sınırlarında. Ama resmi bir tanı olmadığı için biz bu kelimeleri diğer kaynaklardaki kadar özgürce kullanmak istemiyoruz. Ama mesela Elizabeth yargılanması süresince hiç kimseden özür dilemedi. Başına gelenlerin basitçe düzeltilebilecek bir hatadan ibaret olduğuna ikna olmuştu. Yalanları ortaya çıktığında bile gülerek ve umursamazca davranmaya devam etti. Hatta John Carreyrou'nun kötü kanda anlattığına göre eski bir aile dostu olan Dr. Richard Fuis ile girdiği bir patent kavgası sırasında laboratuvarlarında çalışan 67 yaşında parlak bir biyokimyager olan Ian Gibbons mahkemeye tanık olarak çağrıldı. Theranos patentleri hakkında da yalan söylüyordu ve patentlerden birinde ismi bulunan Gibbons yemin ederek çıkacağı mahkemede eğer Holmes'un sahtekarlıklarını açıklarsa işinden olacağını biliyordu. İşinden olursa 67 yaşında yeni bir iş bulması çok zor olacaktı ve kanser olduğu için paraya ihtiyacı vardı. Bu endişe nedeniyle depresyona giren Gibbons ta o yaşta intihar etmeyi seçti. Bir hafta sonra da hastanede öldü. Holmes beraber patent yazdığı iş arkadaşının ölümünü umursamadı bile. Adamın karısının telefonlarını açmadı. İş yerinde Gibbons için bir anma yapılacağını söylese de bunu hiçbir zaman organize etmedi. Hatta sonra eşini arayıp Gibbons'ın evinde kalmış olabilecek laptop gibi cihazları derhal teslim etmesini söyledi. Böyle taş kalpli birinden söz ediyoruz. Ancak Holmes bu işte tek başına değildi. Ona para vererek eğleyenlere, halk sağlığı kadar hassas bir konuda yeterince sorumluluk yüklenmediği için video boyunca saydığım isimlerin birçoğu asla cezalandırılmayacaklar. Hatta hemen hepsi ya sigorta yoluyla ya da Holmes'a karşı açtıkları davalar sayesinde paralarının bir kısmını veya tamamını geri aldılar bile. Olan yüz binlerce hastaya ve vatandaşa oldu. Biz bugün bir yerden bir yere azıcık para gönderirken acaba kötüye kullanılır mı diye düşünüyoruz. Tek bir girişimciye yüz milyonlarca dolar akıtılırken bu firmanın pratiklerini hiç sorgulamayanların hiç mi suçu yok? Demem o ki bu konuda doğru adımlar atmazsak bakalım bir sonraki dolandırıcı tarafından hayatları dağılan insanlar videomuzda kimi ve neyi anlatıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.